Herkese merhaba. Bugün size şöyle tel tel dökülen bir pilav üzerine de çok güzel bir tavuk tarifi vereceğim. Yanına da turşusunu koydum. Hemen tarifimizi verelim. bir adet tavuğumuz var. Yaklaşık 2 kilo kadar bir tavuk kullandım. Siz kişi sayınıza göre ayarlayabilirsiniz. Tuzumu ekliyorum. İçerisine muhakkak soğan koyun. Soğan tavuğun kokusunu alır. Daha sonra o soğanı atmayıp yiyebilirsiniz. 2,5 su bardağı pirinç kullandım ben. İyice pirinci tuzlu suda bekletiyoruz. 1 ya da 2 yemek kaşığı en en iyisi 2 yemek kaşığı tereyağı kullanın. Güzelce bir çay bardağı kadar da arpa şehriye kullandım. Ben bu arada çok yağ kullanmadım arkadaşlar. Çünkü benim tavuğumun suyunu kullanacağım için onun suyu da yağlı olacak. Ama tavuk suyu kullanmayacaksanız muhakkak biraz daha yağ koyun. Şehirlerimizi iyice rengi döndükten sonra pirincimizi güzelce içerisine koyuyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Pilav yapmanın püf noktası çok güzel kavurmanız gerekiyor pilavınızı. durmadan muhakkak karıştıralım şöyle bir ısı testi yapayım dedim ama hala istediğim kıvama gelmemiş. Bu testi yapmamanın amacı arkadaşlar pirincin bir tanesini elinize alın baktınız ki eliniz yanıyor o pirinç yeter kadar kavrulmuş demektir hatta benim burada elim yandı. Üzerine tavamın suyunu koyuyorum arkadaşlar bir su bardağı pirinci bir buçuk ya da iki su bardağı su koymanız gerekiyor. Ben genelde e, bire bir buçuk kullanırım. Sizin pirincinize göre değişebilir ama maksimum bir bardağa iki bardak koyun. Onun üstüne kesinlikle çıkmayın. Ben çok ölçmedim burada göz kararı yapmıştım. Pirincim kaynamaya başladığında altını kısıyorum. Tuz koymadım çünkü benim biliyorsunuz tavuğum suyunda tuz vardı. Tuz koymadıysanız içine koyun ya da tavuk bulyon da ekleyebilirsiniz. Pilavım şöyle kenarından bakıyorum pişmiş mi diye. Çok da güzel pişmiş. Dibinde su kalmamışsa güzelce pişmiş yemektir. Üstü de şöyle benek benek olur güzelce kapatıyorum onun içerisindeki buhar olsun alsın diye şöyle güzel de bir havalandırıyorum deneyenlere şimdiden afiyet olsun